Dalaman Belediyesi ve hayırsever vatandaşlarımızın işbirliğiyle düzenlenmiş olan iftar çadırlarımıza hepiniz hoş geldiniz. Ramazan'ın 22. gününde yine Harbi Radyo aracılığıyla sizlerleyiz. İnternetleri, radyoları başlarında uzaktan yakından bizi dinleyen bütün kardeşlerimize buradan selam olsun. Öncelikle Dalaman Belediye Başkanı Muhammed Şaşmaz Beyefendi'ye ve iftar çadırlarında emeği geçen bütün personellerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Bugünün hayırseverlerini söylemek istiyorum. Merkez Mahallesi iftar çadırında Vahit Ege'nin vefat eden merhum babası hayrına, Karaçalı Mahallesi iftar çadırında Öz Şahinler Limited şirketinin katkılarıyla, Çövmen Mahallesi iftar çadırında Hamit Gökkaya'nın merhum babası Süleyman Gökkaya ruhuna, Beskise Mahallesi ve Dariyeri Mahallesi iftar çadırlarımızda Dalaman Belediye'miz ve hayırsever vatandaşlarımızın işbirliğiyle düzenlenen iftar yemeklerimiz verilmektedir. Şimdi belediyemizin imamı Osman Özdemir hocamızdan Kur'an-ı Kerim tilavetimizle programımıza başlıyoruz. Hocam buyurun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Thank you.
de Osman hocamızdan bir kaside dinleyeceğiz. Hocam, buyurun. Siz bu işi alırsınız. İnşallah hocam.
kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine sıra geldi sohbet konumuza. Bugün konumuz ana ve baba hakkı. Ne kadar önemli bir konu olduğunu siz düşünün. Evet, anne babaya saygı ve iyilik Allah'ın emridir. Ailede çocukların anne ve babaları üzerinde hakları olduğu gibi ana babaların da çocukları üzerinde hakları vardır. Ancak anne ve babaların çocuklar üzerindeki hakları daha önemli ve daha önceliklidir. Anne ve babaya ve haklarına riayet, İslam dininde hem itikadi hem de ahlaki sorumluluklar arasında yer almaktadır. Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde Allah'a kulluk ve itaatten hemen sonra anne ve babaya iyi davranmanın gerekliliği vurgulanmıştır. Bir insanın Allah'a şirk koşması, anne ve babasına kötü davranması ve fakirlik endişesiyle çocuklarını öldürmesi Allah'a karşı yapabilecek en büyük itaatsizliklerden ve isyan sayılan fiillerdendir. Allah'a ortak koşmanın herhangi bir mazereti olmadığı gibi anne ve babaya kötü davranmanın da haklı bir mazereti yoktur. Bunun gibi davranışların büyük günahların en büyüğü olduğunu Peygamber Efendimiz şöyle ifade etmiştir. Diyor ki, size büyük günahların en büyüğünü haber vereyim mi? Allah'a şirk koşmak, ana babaya itaatsizlik etmek ve yalancı şahitlik yapmaktır buyuruyor. Anne ve baba ile alakayı kesmek, sıla-i rahimde bulunmamak, onların kalbini kıran her türlü söz ve davranışta bulunmak ana babaya itaatsizlik sayılır. Dolayısıyla yapılması ve söylenmesi günah olmayan hususlarda onların sözünü dinlemek gerekmektedir. Anne ve baba çocukların hem varlık sebebidir hem de onları sevgiyle yetiştiren, büyüten ve terbiye eden insanlardır. Bu sonsuz sevgi ve evlat sahibi olmanın mutluluğu, onların katlandıkları fedakarlıklar her türlü takdirin üstündedir aslında. Çocuğun bakımında, temizliğinde, eğitiminde ve her türlü ihtiyacının karşılanmasında anne ve babaların gösterdiği ilgi ve titizliğin derecesini kelimelere dökmek imkansızdır. Bu sebeple insanı yaratan ve ruh halini en iyi bilen Yüce Rabbimiz bu konuyu insanın fıtratına uygun ilahi kelamında şu şekilde bildirmiştir. Rabbim kendisinden başkasına asla ibadet etmenizi, ana babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın ola, öf bile deme, onları azarlama. Onlara tatlı ve güzel söz söyle. Onlara merhamet edecek tevazu kanadını indir ve de ki, Rabbim tıpkı beni küçükken koruyup yetiştirdikleri gibi sen de onlara acı buyuruyor İsra suresi 17. sayfa 23-24. ayette. Rızık veren, besleyen, büyüten ve terbiye eden anlamlarına gelen Rab ve Mürebbi aynı kökten gelen kelime olup Rab Allah için, Mürebbi ise insanlar için kullanılmaktadır. İnsani fiiller olarak çocuğun ilk mürebbisi anne ve babasıdır. Bu ilahi görev ve sorumluluğu üzerine almış olması sebebiyle insanın anne ve babasına iyi davranması mutlak anlamda rızık veren ve insanı fıtrat üzere yaratan Rabbine kulluk ve itaat etmesi kadar önemlidir. Bu konuyla ilgili olarak Abdullah
edilen bir hadis-i şerifte oldukça dikkat çekici. Bir gün Hazreti Peygamber'e bir adam geliyor ve sana hicret ve cihat şartıyla biat etmek istiyorum. Ecri Allah'tan dilerim diyor. Peygamber Efendimiz annenle babandan sağ olan var mı diye soruyor. Adam diyor ki evet, hatta ikisi de hayatta yaşıyor. Peygamber Efendimiz Allah'tan ecir diler misin diye tekrar soruyor. Adam evet cevabını veriyor. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz o halde hemen annenle babanın yanına dön ve onlarla güzel sohbette bulun buyuruyor. Bir diğer konu başlığımız anne babayı üzecek davranışlardan sakınılmalı. Toplumun yapı taşı diyebileceğimiz aile içerisinde gerek yetişkinler gerekse çocuklar açısından aile bireylerinin diğerlerine göre daha kıdemli olan yaşlıları bu birlik için büyük önem hani bulunmaktadır. Kendisine has özellikleri olan bu dönemde takınılacak her tavır, söylenecek her söz tabii bunlara özen gösterilmelidir. Özellikle ihtiyarlık çağında kişinin enerjisinin, canlılığının, kullanma kabiliyetinin bazen de algılama gücünün azalmaya başlamasından, iletişim kazalarının daha sıklıkla yaşanması yani gerçekleşebiliyor. Bütün yaşlılar için aynı durum söz konusu olmasa bile bazen yaşlılığın bir takım korkuları beraberinde getirdiği görülmektedir. Çoğunlukla yaşlıların tedavi altında bulundurdukları ve sağlık merkezine resmi ekranın yaptığı bir ziyarette ileri derecede yaşlı hastanın bulunduğu katı ziyaret etmelerine izin verilmez. Bunun sebebi ise buradaki yaşlı hastaların sayılı nefesleri kalmıştır. Belki Allah-u Teala onlara verdiği ömrün son anlarını yaşamaktadırlar. Onları gördüğünüzde yüzünüzde belirecek olan ifade yaşama sevinçlerini kırabileceklerinden dolayı buralara girmek zaten yasaktır. Ömürlerinin son demlerini yaşayan hasta ve yaşlı insanlara gösterilen bu hassasiyetin hayatın bütün anlarında kuşatılması gerekmektedir. Kısa bir ilahi arasından sonra sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.
yanında günahların da affedilmiş olması gerekmektedir. İşte bu noktada Peygamber Efendimiz ihtiyarlıkları sırasında anne ve babaya iyi davranmanın Allah katında ne derece önemli olduğunu şu sözleriyle dile getirmiştir. Diyor ki, burnu yere sürünsün. Yani buyurmuştur. Genel olarak bakıma ve ilgiye daha çok anne ve babanın kalplerinin kırılmaması ve merhamet çok olduğu bir kalp onlara yaklaşıp gönüllerini hoş etmek ve onlarla gençlerin kendisinden daha önce hayatın basamaklarını adımlayan yaşlıların tecrübe birikimlerinden yararlanması en akıllıca davranış olarak gözükmektedir. Sağlam temeller üzerine kurulan aile yapımızda akrabalık ilişkilerinin kuvvetli olması, eşlerden birinin annesinin diğerinin kayınvalidesi, babasının diğerinin kayınbabası olarak görülmesi aile içinde mecburiyetlerin ötesinde bir anlayış ve yaklaşımla davranılmasını sağlamaktadır ki bu toplumsal değer olarak yaşatıldıkça ve yeni nesillere bir kültür kodlaması olarak aktarıldıkça aile yapımız sağlamlığını daha da koruyacaktır. Ancak bugün aile yapımızı tehdit eden pek çok ahlaki yozlaşma, rahata düşkünlük, kimlik bunalımı, özgürleşme ve bağımsızlık olma söylemlerinin kavramsal boyutunun doğru algılanamamasına bağlı olarak biz şuurunun yerini almakta olan ben ve neticede gittikçe güçlen yapı önemli duyurulması gereken hususlardandır. Çocuklar açısından ele aldığımızda yaşlılarla birlikte yaşanılan daha geniş aile ortamların onların bedeni ve ruhi kabiliyetlerinin geliştirilmeleri ve olumlu bir takım beceriler kazandırılması ve kültür ve medeniyetimizin nesilden nesile aktarılması üzerinde etkilerinin olduğu gerçeği göz ardı edilemez. Zira çocuk ilk sosyal deneyimlerini aile ortamında edinir. Sözde davranışların daha etkili olduğu bu dönemde çocuğun aralarında sevgi bağı bulunan kişilerle daha iyi iletişim kurduğu ve daha itaatkar olduğu gözlenmektedir. Çocukların duygusal eğitimlerinde yaşlıların pozitif katkılarının aile bağlarının daha güçlendiği alan ve uzmanlar tarafından vurgun yapılan bir husustur. Çocukların büyük anneye büyük baba sevgisi tatmaları, büyük anne ve büyük babanın da torun sevgisi tatmaları hayata daha kuvvetle tutunmayı sağlayan bir bağdır. Bu bağ zamanın yok bahanesiyle inceltilmemelidir. Bayram günleri evladının ve torununun yolunu gözleyen yaşlılarımızın, anne ve babaların yaşam sevinçlerini diri tutmak hepinizin ihmal edilmez sorumluluklarındandır. Bir diğer konu, anne babaya bakmak dini bir görevdir. Evladın anne ve babasına karşı sorumluluğu sadece maddi bir sorumluluk değildir. Bu sebeple İslam dininde hali vakti yerinde olan evladın fakir olan anne babasına zekat vermesi caiz görülmemiştir. Çünkü anne ve babanın bakıma muhtaç olması halinde onların her türlü ihtiyacını karşılama mükellefiyeti öncelikle çocuklarındır. Zekat sadece mali bir sorumlulukken maddi ve manevi her türlü ihtiyacın karşılanması sorumluluğunu çok daha kapsamlıdır. İman etmek ve hayırlı ameller işlemek her insanın vazifesidir.
İslam dininde hayırlı amellerin en güzellerinden birisi de yine anne babaya iyi davranmak olarak bahsedilmiş ve yaşlılara saygı ahlaki bir kural olarak ortaya konulmuştur. Kite Mahallesi ve Darıyeri Mahallesi iftar çadırlarında Dalaman Belediyesi ve hayırsever vatandaşlarımızın işbirliğiyle iftar yemeklerimiz verilmektedir. Buradan Dalaman Belediye Başkanı Muhammed Şaşmaz Beyefendi'ye ve iftar çadırlarında emeği geçen bütün personellerimize teşekkürler.